Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İsveç Başbakanı Andersson'dan müthiş Türkiye açıklaması geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ile yapılan anlaşmanın %100 arkasında olduklarını söyledi. Artık Türkiye bizim %100 müttefikimiz. Bizler sadece NATO toplantısında değil, bundan sonra kader birliği yaptığımız Türkiye ile ölümüne savaşmaya dahi hazırız. Bizler artık Türkiye'nin düşmanı kimse, onların düşmanıyız ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine konuştu. Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ve Finlandiya'nın da imzacısı olduğu muhtıra ile ilgili konuştu. Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın %100 arkasındayız dedi. Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın %100 arkasındayız ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan dörtlü zirve sonrasında bu ülkeler arasında memorandum imzalandı. Terör örgütü PKK-YPG'ye desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, dörtlü görüşmeden istediğini sonunda aldı. Değerli izleyenler, İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütlerden bazıları şunlardı. PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'ye tam işbirliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergilenmesi, PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü maddeler arasında yer alıyordu.